Günaydınlar efendim. Özür dileyerek başlayacağız bugün. Saatlerimiz 9 diyemiyorum. Biraz rötarlı geldik. Sesimle ilgisi yok. Benim hastalığımla alakası yok. Teknik bir nedenden dolayı, ufacık bir problemden dolayı biraz sizlerle bugün randevumuza geç kaldık. Affınıza sığınırız efendim. 3 Mart 2019 Pazar, yurt ve dünya gündemi yine yoğun. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere öne çıkan başlıkları aktaracağız. Gazeteleri okuyacağız, manşetlerine bakacağız, başlıklara bakacağız. Birlikte yorumlayacağız günün haberlerini, günün gazetelerini. Bizlere ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarından ya da elektronik posta yoluyla da ulaşıp yorumlarınızı, fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yurt ve dünya gündemi dedik, hali yoğun dedik. Malumunuz seçimlere sadece 28 gün kaldı. Biraz başlıklardan bahsedeyim, nelerden bahsedeceğiz bugün bir saat boyunca. Çok tartışılan bir konu. Hangi konu? CHP ile HDP arasındaki adı konulmamış ittifak. O ittifakın adı belki de ilk kez yüksek sesle dile getirildi, ilk kez kondu. HDP kanadından bir açıklama geldi. Bizim seçmenimiz oyunu CHP'ye verecek dendi. Bu açıklamayı kim yaptı peki? Ayrıntılarında neler var? Birlikte bakacağız. Dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Hindistan ve Pakistan hattında neler oluyor? Malumunuz rehin alınan pilotlar teslim edilmişti ama sınır hattında iki ülke arasındaki çatışmalar devam ediyor. Buraya bir bakacağız ve Ankara-Washington hattını karşı karşıya getiren S-400'lerle ilgili gelişmelerde yine Sinan Fıstıkoğlu ile hafta sonunda ekranlarınızda olacak efendim. Madem geç kaldık hızlı başlayalım. Maalesef bir trafik kazası haberiyle başlayacağız. Bayburt'ta şehirler arası otobüsün yaptığı kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. 19 kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde Bayburt-Gümüşhane Karayolu'nun Kayışkıran mevkiinde meydana geldi. Van'dan Samsun'a giden yolcu otobüsü il merkezine 6 kilometre uzaklıkta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Efendim bu kazada 2 kişi hayatını kaybetti dedik. Devam edelim sıradaki haberle. Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Siz bakmayın Cemre düştü denmesine hava sıcaklıkları eksi dereceler. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Kar yağışının ulaşılamaz yaptığı yolları açıyor. 20 ilçede merkezle birlikte bu büyük coğrafyada 9358 kilometrelik kırsal Doğu Anadolu kar yağışının ardından adeta buz kesti. Meteorolojiden alınan bilgiye göre bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Ağrı'da 24, Kars'ta 22, Ardahan'da 21, Erzurum'da 25, Erzincan'da 6 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Bölge genelinde buzlanma, don ve eğimli yerlerdeki çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Kar yağışının ulaşılamaz yaptığı yolları açıyor. 20 ilçede merkezle birlikte bu büyük coğrafyada 9358 kilometrelik kırsal kesim yol ağında karla mücadele çalışması yaptık bu sene. Kastamonu ile özel idaresi ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan Küre ilçesine bağlı köy yollarında çalışma yürütüyor. Çok güzel ve bu güzelliğin yanında da çok mücadele ettiğimiz yerler var. Biz bu konuda çok tecrübeliyiz. Herhangi bir sıkıntımız
bu kış olmadı. Bölge son günlerde yoğun kar yağışına maruz kaldı. Bu durumda köy yollarının kapanmasına neden oldu. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 50 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Kar mücadelesi tüm hızıyla devam etmekte. Yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için ekipler yoğun şekilde çalışma yürütüyor. İl Özel İdaresi ekipleri 24 saat gece gündüz halkımızı mağdur etmemek için çalışmalarını sürdürmekte. Kar yağışının ardından Düzce'nin yüksek kesimlerinde oluşan görsel şölen izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Yağış iki gün boyunca Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Beyazın tonlarına bürünen yaylalarda güneşin de açmasıyla seyirlik manzaralar oluştu. Ağaçların yeşili, karın beyazı ve güneşin renginden meydana gelen ahenk drone kamerayla görüntülendi. Öte yandan meteoroloji yetkilileri de uyardı. Gece saatlerinden itibaren bölgede kar yağışının yeniden etkisini göstereceğini bildirdi. İşte bu havalar getirdi beni bu hale. Gerçekten tekrar özür diliyoruz efendim sesimdeki sorundan dolayı. Şimdi yurtta havanın durumu bu, siyasetin durumuna bakacağız. Zira 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimlere sadece 28 gün kala çok tartışılan konu HDP ile CHP arasındaki ittifak. Bu ittifaka dair resmi bir açıklama geldi. HDP kanadından geldi. HDP'nin seçim işlerinden sorumlu bir yetkilisi, bizim seçmenimiz oyunu CHP'ye verecek dedi. Yerel seçimler yaklaşırken HDP-CHP ittifakı iyice belirginleşiyor. HDP Kadıköy'de yaptığı açıklamada genel seçim stratejilerinin CHP'ye oy vermek olduğunu söyledi. HDP'nin Kadıköy ilçe seçim işleri sorumlusu Fırat Baltaş, CHP Kadıköy'de baskın ve her halükarda seçimi kazanan bir parti. Kadıköy'de bir iddiamız yok. Seçmenimiz genel stratejimize uyacak. Kadıköy'de CHP'ye oy verecektir ifadelerini kullandı. Baltaş, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin bir kısım seçmeninin CHP ile gönül bağı olduğunu da söyledi. Dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Hindistan'la Pakistan arasındaki gelişmelere de bir bakalım. Rehin alınan pilotlar teslim edilmişti. Malumunuz ancak sınır hattında çatışmalar devam ediyor. O çatışmalarda toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Hindistan-Pakistan hattında karşılıklı ateş açıldı. 7 kişi öldü. Yeni Dehli ile İslamabad arasında uçak düşürülmesinin ardından yaşanan gerginlik sürüyor. Pakistan, Hindistan savaş uçaklarının hava sahasına girmesi sonucu ateş açmıştı. Hint uçakları düşerken bir Hint pilotu da yakalanmıştı. Yakalanan Hint pilot, Pakistan yönetimi tarafından ülkesine teslim edildi. Pilotun teslim edilmesinin ardından tansiyon düşse de çatışmalar sınır hattında devam ediyor. Son olarak Hint askerlerinin ağır silahlarla Nakiyal, Tatapani ve Jandrot bölgelerine saldırılarında 4 Pakistanlı hayatını kaybetti. Açıklamayı Pakistan ordu sözcülüğü yaptı. 2 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada çok sayıda evin hasar gördüğü ifade edildi. Hint yetkililer de Pakistan'ın açtığı ateş sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. İki ülke arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan saldırıyla başladı. Saldırıda 44 kişinin öldüğü ifade edilmişti. Yeni Dehli yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan'sa suçlamayı reddetti. Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Güney Asya'daki gerilime ilişkin Ankara'dan da yeni bir itidal çağrısı geldi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaptı. Trabzon mitinginde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucu olabileceği mesajını verdi. Bize düşen katkıları, müdahaleleri yapmaya hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bakacağız şimdi malumunuz. Milli ve yerli uçakların yapılacağı müjdesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vermişti. Yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Fuat Oktay yaptı açıklamayı. İlk milli uçağın 2023 yılında hangardan çıkarılacağı müjdesini paylaştı. Bu milli uçağın göklerde olma zamanı ise 2026. Milli Muharip Uçak Projesi'nin tamamlanmasıyla ülkemiz Amerika, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacak inşallah. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz. 2023'te biraz önce yine ifade edildi. 2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız. 2026'da inşallah göklerde görmekte nasip olacak. 2031'de inşallah envantere alıyoruz. Tüm dünyadaki gelişmelere ve hakeme rağmen bunu gerçekleştirmek zorundayız. Hani hakeme rağmen oyun almak denir ya. Hakeme rağmen bu oyunu alacağız arkadaşlar. Hiçbir şey Türkiye'nin önünü kesemeyecek. Bizi daha da kamçılayacak, bizi daha da güçlendirecek. Ankara ile Washington hattında sürekli sıcak temasların, önemli görüşmelerin yaşanmasına neden olan konulardan bir tanesidir. S-400'lerin teslimiyle ilgili. Şimdi bugün Amerika Birleşik Devletleri kanadından bir açıklama geldi. Savunma Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamayı. Biz Türkiye'yi, Ankara'yı bu konuda ikna etmeye çalışıyoruz dedi. Ankara ise konuda kararlı, ısrarlı. Hatta sözcüsü şöyle bir şey de söyledi. Hulusi Akar'la, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la konuyla ilgili tam 5 kez görüştüm dedi. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler Amerika'yı rahatsız ediyor. Amerika, Türkiye'yi kararından dönmesi için ikna etmeye çalışıyor. Amerika Savunma Bakan Vekili Patrick Shannon, Türk yetkilileri S-400 planından vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. Shannon, göreve geldiğinden bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la 5 kez görüştüğünü belirtti. Amerika'nın Türkiye'ye S-400 üzerinden tehditleri de devam ediyor. Shannon, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi durumunda F-35 savaş uçaklarını satmayacaklarını, 5. nesil Amerikan savaş uçaklarının üretimine katılmasını reddedeceklerini vurguladı. Shannon, Türkiye'nin S-400'leri teslim aldıktan sonra Amerika'nın ne tür tedbir alacağı sorusuna ise bu gerçekleştiği zaman konuşuruz yanıtını verdi. Ankara ile Washington hattında yaşananlar böyle. Dün de bir gelişme yaşandı. Akdeniz'de sular iyice ısındı, tartışmalı bir alanda iki ülkeyi karşı karşıya getiren, yani Katar'la Amerika Birleşik Devletleri'ni karşı karşıya getiren bir doğal gaz bulundu. Ancak alan tartışmalı alan olduğu için bölgede sular ısındı. Denizlerin hakimi Türk donanması Mavi Vatan'da dev tatbikatını tüm hızıyla sürdürüyor. Tatbikatta görev alan fırkateynler şafak vakti İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemilerin boğazdan geçiş görüntüleri an be an kaydedildi. Geçişlerini tamamlayan savaş gemileri Karadeniz'e doğru ilerledi. Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de devam eden tatbikat 8 Mart'a kadar devam edecek. İzmir iş dünyası Çin Halk Cumhuriyeti'nin hükümetinin daha doğrusu İzmir Başkonsolosluğu'nu kapatma kararıyla sarsıldı. Ortak açıklama yapan Ege Bölge Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası Başkanları Çin'e İzmir Başkonsolosluğunu kapatmayın çağrısında bulundu. Türkiye'nin 23 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaştığı Çin'in İzmir Başkonsolosluğunu geçici olarak kapatma kararı İzmir iş dünyasını sarstı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işın Su Kestelli ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jack Eskinazi yaptıkları ortak açıklamayla Çin'in İzmir Başkonsolosluğunu kapatmayın çağrısında bulundu.
Çin'in Türkiye açısından önemine vurgu yapan İzmir İş Dünyası'nın temsilcileri Kuşak Yol Projesi'nde İzmir'in konumuna dikkat çekti. İş Dünyası, Çin'in başkonsolosluğunun kapatılmasının iş yapma heyecanı ve kolaylaştırıcı uygulamaları sekteye uğratacağını düşünüyor. Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçılar Birlikleri, İzmir Ticaret Borsası Başkanları, Çin Başkonsolosluğu'nun en kısa sürede açılmasını istedi. Bu arada konsolosluğun kapatılması üzerine İzmir'den ayrılmak zorunda kalan Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zhengxian veda ziyaretlerine başladı. Zhengxian, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti. Zhengxian, 3 yılda İzmir aşığı oldum diye konuştu. Başkonsolosluğun geçici olarak kapatılmasında Türk Dışişleri'nin peş peşe Çin'i hedef gösteren açıklamalarının etkili olduğu belirtiliyor. Bir operasyonun görüntülerini getireceğiz ekranlarınıza. Operasyonun adresi ise Gaziantep oldu. Torbacı diye tabir edilen sokak satıcıları vardır malumunuz. O satıcılara yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda toplam 9 kişi gözaltına alındı. Torbacılar emniyet güçlerinden kaçamadı. 9 zanlı gözaltına alındı. Görüntüler Gaziantep'teki sokak satıcılarına yönelik operasyon anlarından. Operasyona narkotik suçlarla mücadele, özel harekatla terörle mücadele şubelerinden 45 polis katıldı. Uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen şüphelilere baskın düzenlendi. 15 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Narkotik dedektör köpeği gecede operasyona büyük katkı sağladı. Kapılarını açmayan zanlıların evlerine koçbaşı kullanılarak girildi. Aramalarda 40 gram eroin, 20 gram sentetik uyuşturucu, 101 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 700 lira ele geçirildi. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden buradayız. Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Bir yıkımın görüntüleri gelecek şimdi ekranlarınıza. Yıkımın yaşandığı bina tarihi bir bina, ancak Kahramanmaraş'ta uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline gelen bir bina. Bakın kontrollü olarak nasıl yıkıldı ve o yıkım anı kameralara nasıl yansıdı. Madde bağımlılarının mekanı olmuştu. Yarım asırlık bina yıkıldı. Un fabrikası olarak yapıldıktan sonra ortaklar arasındaki anlaşmazlık sebebiyle terk edilen bina için valilik uyuşturucuyla mücadele kapsamında yıkım kararı aldı. Bina çevresinde polis ve zabıta ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler binanın taşıyıcı kolonlarını iş makinesiyle kırdı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 5 katlı 54 yıllık metruk bina belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anı da saniye saniye kameraya yansıdı. Sporda yaşanan gelişmelere bakalım mı biraz? Malum sporda da Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçları oynanıyor ve bu hafta çok bol gollü bir hafta. Takımların birbirlerine karşılıklı çok gol düellosu şeklinde geçiyor maçlar. Dün mesela ligde kalma yolunda önemli bir maç oynadı Bursaspor. Sahasında 3-2 yendi uzatmalarda Demir Grup Sivasspor'u.
Fenerbahçe için de dün çok kritik bir karşılaşma vardı. Çaykur Rizespor'u sahasında ağırladı Sarı Lacivertliler ve bu müsabakada Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren isim Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal oldu. Fenerbahçe 3 puan aldı. Fenerbahçe'nin aldığı 3 puan bizim adımıza sevindirici. Geçen hafta oynadığımız futbol ve ortaya koyduğumuz mücadeleden sonraki keyfimiz farklıydı. Ama kazanamadığımız için üzülüyorduk. Bugün 3 puan aldık, keyfimiz yerinde. Oyun eleştirilmesi konusunda her konuda açığız zaten ki buna da hayır demiyoruz. Yaklaşık Ümraniye maçıyla başlayan ve uzun zamandır devam eden 4 günde 3 günde bir maç sonucunda 2 kupadan elendik ve ligimiz kaldı. Oldukça yorucu ve problemli bir süreçti. Bu sürecin içinde takım olmakla ilgili ciddi sıkıntılarımızın olduğunu her seferinde dile getirdim ve 3-4 günde bir oynayıp her maçta 4 rotasyon, 5 rotasyon, 6 rotasyon takım olmakta zaten sıkıntı çekmiş. Sonuçları almakta sıkıntı çeken takımı her 3-4 günde bir toparlamak, alınan sonuçlar sonrasında onları tekrar mücadeleye yönlendirmek ve takım yapmak konusunda hep sıkıntımız oldu ve olmaya da devam ediyor. Şu anda tek kulvar kaldı. Ve elimizde 31 oyuncu var. Bu oyuncuların yaklaşık 15-16 tanesini kullanacağız. Ve ciddi bir şekilde artık kimlerle nasıl mücadele edeceğimiz belli. Ve takım olma yolunda da artık hedeflerimizden başka bir şey yok. Hedeflerimiz de bu ligde artık yenilmeden ve bütün maçlarımızı kazanarak devam etmek. Evet, kötü oyun olacak, iyi oyun olacak, daha iyi oyun olacak. Geçen hafta oynadığımız gibi daha farklı oyunlar olacak. Evet, Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Beşiktaş ise ligin 24. haftasında deplasmandaydı. Kayserispor deplasmanındaydı. Ve 3-3'lük Fenerbahçe beraberliğinden sonra dün de sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Ve şampiyonluk yolunda artık havlu atmış oldu. Disiplinli, yardımlaşarak oynayan, takım savunmasını iyi yaparak oynayan takıma karşı biz de kazanmak için sahaya çıktık. Oyun içerisinde ilk yarı gitgeller oldu. Ama golü yiyerek avantaj yakaladık. Golü atarak avantaj yakaladık. Bu avantajımızı devam ettiremedik. Özellikle ikinci yarı başında yakaladığımız iki tane net pozisyonlar vardı. Bunları gole çevirebilseydik belki oyun kopartılabilirdi. Tam tersi oldu. Rakibin attığı gol sonrası coşkusu da arttı. Seyircinin katılımı da arttı. Ondan sonra biraz dağıldık. Bu da bizim hem oyunumuzu bozdu hem skor olarak rakibi avantaj yakaladı. Daha sonra beraber kalmamız bizim için mağlubiyetten iyi olsa bile beraberi tabii sevindirici bir sonuç değil. Nihayetinde burada da bir kayıp, 2 puan verdik. Kendimle ilgili sözlüğümü zaten söylemişim. Beşiktaş'ta ya cevap bunu mu istiyorsun? Kalmaktan mutluyum, çalmadan mutluyum ama seneye gitmek isteyeyim. Eğer buradan ayrıldım mı milli takım olmasını söyledim. Şimdi bunlarla ilgili başkanımız da biliyor, diğer federasyon başkanı da biliyor. Açıklama yapmış zaten size. Niye açıklayayım size ben daha başka? Nasıl çalışacağım, kimle çalışacağım, maç ne olacak onları mı anlatayım size? O zaman bu maçı bırakalım. Yani bunu söylemeye çalışıyorum. Yani lütfen biraz sabırlı olun. Ha burada bir acele, bir ara kim belli değil. Şimdi belli niye odur? Ya siz yazabilirsiniz ama ben şurada ya yine açtım aynı şeyi konuştum. Ne oldu? Tamam. Çok güzel oldu. Hoca çok sinirliydi ya bunlar. Ya ne diyeyim sana ya? Lütfen maçla ilgili soru almak sebebim o yani. Biraz şurada arkadaşlar da var. Diğerler zaten konuları biliyorsunuz. Açacak bir şeysi yok ki. Su geldi hocam. Evet, suda içtim. Çünkü hava şey biraz beklediğimizden sıcaktı bugün. Daha soğuk bekliyorduk. Kuru da bir hava vardı. O yüzden ağzımız... Sanki biraz zarar mı verdi Beşiktaş'a teknik direktör Şenol Güneş'in milli takımla anlaşmış olması? Bir konsantrasyon bozukluğuna mı neden oldu? Bir kopmaya mı neden oldu? Alınan sonuçlar, saha sonuçları onu gösteriyor. Zira Fenerbahçe'ye döneceğiz yine. Fenerbahçe'den güzel, sevindirici bir haberimiz var. Bu sezon futbolda hayal kırıklığı yaşayan taraftar basketbolda mutlu oldu. Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde BOTAŞ'ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe şampiyonluğa uzandı. Sarı lacivertliler kupasını maçtan sonra düzenlenen törenle aldı. Fenerbahçeli oyuncular Şanlıurfa 11 Nisan spor salonundaki maçın ardından büyük sevinç yaşadı.
Şampiyon Fenerbahçe takımının kupası ve oyuncuların madalyaları Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'le Türkiye Futbol Federasyonu üst yöneticisi Ömer Onan tarafından takdim edildi. Turnuvanın en değerli oyuncusu ise Fenerbahçe'den Faum seçildi. Bize ayrılan süre bu hafta biraz kısaydı. Nazar diyelim efendim haftaya. Saatler 9'u gösterdiğinde cumartesi sabahı Sinan Fıstıkoğlu ile hafta sonunda daha sağlıklı olmayı umuyorum en azından. Şahane bir hafta geçirmenizi, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederek ve dahi yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederek kapatıyoruz efendim.